Sen kendi okulla kendini vurdun. Ve katelte ibne ammike. Kendi öz amcanın oğlunu öldürdün. Niye böyle? Niye? Sonra diğer oğluna dedi ki Kays bunu asın diğer oğluna. Git oğlum. O kardeşin, ölen kardeşini, öldürülen kardeşini. Git artık onu cenaze merasimini yapın, defnediniz. Ve dedi ki öldürülen oğlumun annesi bizden değil, yabancıdır. Benim malımdan 100 deve parasını verin. Malum diyet 100 devedir. 100 deve parasını verin ve Allah yolunda ben affetmişim, helal etmişim ve onu böyle verin. Evet. Bu konuda ben özel bir hikaye. Dedem Şeyh Şerafeddin rahmetullahi aleyhi bir gün Molla Bedreddin ile beraber Hakkari tarafına gidiyorlar. Böyle bir seferleri vardı. Bir köye girmek üzereyken silahlar patlıyor. Ve yani bir yarım saat kadar, bir saat kadar silah sesi geliyor. İçeri giremiyorlar, köye giremiyorlar. Rahmetli Şeyh Şerafeddin dedi ki, Molla Bedreddin bir söyle, şeyh gelmiş. Bu artık bu silahları bir artık patlatmasınlar, biraz dursunlar artık, içeri girelim. Bir tepeye çıktı. Ey köyler, şeyh gelmiş sizi bekliyor. Bir türlü giremiyor içeriye. Artık bu silah sesini kesiniz dedi. Ve kesildi. Şeyhimiz içeri giriyor, köye gidiyor. Malum yabancı orası, tanımıyorlar. Kimsiniz? Sizi tanımıyoruz. Diyor ki ben Şeyhul Hazin'in oğluyum Şeyh Şerafeddin. Başımız gözümüz üzerine gelmişsiniz. Vallahi bir Allah sizi lütfudur, keremi de sizi bize gönderdi. Bu silah patlama esnasında birisi amcasının oğlunu vurmuş. Birisi amcasının oğlunu vurmuş. Yani öldürülen kişi yetim. Babası yok. 17 yaşında. Bir oğlan. Bir evlat. Katil de onun amcasının oğlu. Dediler ki köylüler. Buyurun hocam, buyurun şeyhim. Siz önümüzde. Biz de cenaze yerine gidelim. Annesine nasihat ediniz. Ve beraber cenazeyi kaldırır. Peki dedi. Vallahi bütün köylüler cenaze yerde 17 yaşında öldürülmüş. Tek bir oğlan yetim. Örtmüşler. Annesi de böyle bir yerde oturmuş. Şeyhimiz sohbetini yaptı. Nasihatını etti. Ve dedi ki ona eğer mümkünse yani Allah rızası için eğer izin verirsen cenazeyi herkes bütün köylüler kaldıralım. Hayır dedi. Benim bir şartım var. Benim şartımı yerine getirmedikçe bu işi yapamazsınız. Peki şartın nedir? Katili buraya getir. Katili yanıma getir. O da gençtir. 18-19 yaşlarında. Katili getiriyorlar o cemaatin ortasında. Maktulun yani öldürülen kişinin annesi de orada. Ve içeri girince annesi yani maktulun öldürülen kişinin annesi kalktı. Bu genci alıp sardı. Öptü. Benim bir oğlum vardı, öldürdüm. Ama Allah'ın hatırına yani, Allah rızası için, Allah'ın rızasını kazanmak için ve bu zavatın, bu köylülerin hatırı için seni affettim. Ve seni oğlumun yerine koydum bundan sonra. Seni evlat olarak kabul ettim, Allah şahit olsun. Hadi buyurun şeyhim, hadi buyurun. Bu cenazeyi kaldıralım ve defnedelim. İşte böyle. Öyle insanlar var mı acaba? Yine ben bizle şahit olduğum bir olay, şeyhim yani Şeyh Muhammed Kazım ile beraber bu tarafında bir olay olmuştu. Genç bir kız kaçırılmış. Kaçıran kişi de alıp daha sonra 7-8 gün sonra vuruyor, öldürüyor. Fitne. Yani haksız yere. Hem kaçırdı daha sonra öldürdü. Tabi orada kabileler var yani. Müthiş böyle kan davaları olur. Şeyhimiz gitti kan davası için nasıl yapacaklar. Ben de küçüktüm. Onunla beraberdim. Öldürülen kızın annesi geldi. Çok akıllı bir kadın. Şeyhimiz gereken nasihati yaptı. Allah rızası için. Kan davası son bulsun. Fazla ileri gitmeyin. Fazla kişi öldürülmesin. Böyle nasihat etti. Dedi kurbaani. Benim de bir şartım var. Benim şartım var. Şartımı kabul edersen, evet. Nedir şartım? Dedi ki beni evladın olarak kabul edersen, evladın olarak, manevi evladın, affedeceğim. Efendimizin, şeyhimizin gözleri akmaya başladı. Cemaat herkes ağladı.
Allah şahit olsun seni manevi kızım kabul etti ve o davayı bitirdiler. Her zaman oraya giderken rahmetli şeyhim babam diyordu ki git kız, git ablanı gör. Gidip onun gönlünü alıyordum. Evet. İşte yani bu kadar yani. Nasıl affedebiliyorlar? Nasıl o öfkelerini yenebiliyorlar? Nasıl onlarda Allah hatırı var, Allah rızası için nasıl fedakarlık yapabiliyorlar? Allahümme salli ve sellim ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir gün bir sahabe-i kiramla beraber otururlarken adamın biri Ebu Bekir'e hakaret etmeye, küfür etmeye başladı. Ebu Bekir hiç cevap vermedi. Yine ikinci defa hakaret etmeye başladı, küfür etmeye başladı. Ebu Bekir yine cevap vermedi. Üçüncü defa yine hakaret etti, ağır sözler söyledi. Fantasara li nefsi Ebu Bekir. Ebu Bekir bu sefer kabul etmedi ve gereken cevabı verdi. O da karşılık verdi. Fakama Resulü sallallahu aleyhi ve selleme minel meclisi. Efendimiz hemen Ebu Bekir o kelimeleri iade ederken, cevap verirken üçüncü defasında hemen o meclisten kalktı. Ebu Bekir de arkasına gitti. Ya Resulallah, Ebu Cebde minni, benden kızdın mı ya Resulallah? Fakala Resul dedi ki Efendimiz Aleyhisselam, evet, ey Ebu Bekir, o adam sana küfür edince gökyüzünden bir melek inmişti. Onu yalanlıyor ve gereken cevabı o veriyor senin yerinde. Birinci defası. İkinci defasında aynı şekilde yine senin yerinde o cevap veriyordu. فَلَمَّنْ تَصَرْتَ لِنَفْسِكَ Ne zaman ki sen cevap vermeye başladın, ذَهَبَ الْمَلَكُ Melek kalkıp gitti. وَقَعَدَ الشَّيْطَانُ Bu sefer o meleğin yerine şeytan gelip oturdu. وَاَنَا لَاَقْعُدُ فِي مَجْلِسِنْ يَجْلِسُ فِيهِ شَيْطَانُ Ben ise şeytanın oturduğu meclise ben oturamam. Yani zaten o melek senin yerine cevap, senin cevap vermene gerekmiyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekkeli müşriklerden çok eziyet gördü. Çok sıkıntı çekti. Nice sahabeler öldürüldü. Üç defa Medine'ye hicret ettikten sonra onunla savaşa girdiler. Bedir, Uhud, Hendek. Çok acı cefa çekmişti onlardan. Sonra yüce büyük fetih, yüce Allah'ın lütfu. Peygamber Efendimiz 10 bin sahabi ile Mekke'ye gitti, Mekke'yi fethetti. Tabi bütün gözler Hazreti Resulullah'ın üzerinde acaba ne yapacak? Acaba ne yapacak? Girer girmez tabi çok mütevazi de giriyor. Çok mütevazi Mekke'ye, harame giriyor. Kabe'nin etrafındaki putları alıp hepsini temizliyor Kabe'nin avlusunu, metafı temizliyor. Hiçbir put bırakmıyor. Orada iki rekat namaz kılıyor. Tabii bütün şeyler de böyle bekliyorlar. Daha önce Peygamber Efendimiz demişti ki kim Ebu Süfyan'ın evine girerse orada kendi canından emindir. Kim kendi evine girer kapıyı kapatırsa canından da emindir. Kim mescide Kabe'nin etrafında toplarsa o da canından emindir. Dolayısıyla Kabe'nin etrafındaki Mekke'ler bekliyorlar. Boylarını uzatmış böyle bekliyor. Acaba ne yapacak? Resul-i Ekrem Kabe'nin kapısı önünde Allah'a hamdü senada bulundu. Sonra kâle ya maşara Kureyş mâ teravne enni fâilun bikum. Benden ne bekliyorsunuz? Bu kadar eziyet, bu kadar cefaya karşılık ben size ne yapacağım? Benden ne umuyorsunuz? Kâlu ehun kerîmun ve ibnu ehin kerîm. Sen aziz bir kardeşsin, aziz bir kardeşin oğlusun. Senden iyilik bekliyoruz, kötülük beklemiyoruz. فَقَالَ اِذْهَبُوا كِدِنْ Serbestsiniz. فَاَنْتُمُ اُتْتُلَقَا Siz azat edilmişsiniz. Siz azat edilmişsiniz. Evet. Bugün Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمْ اُلُمْ Sizin için bugün kınama yoktur. Yani sizi de kınamıyorum. Sizi affettim, bağışladım. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o güzel huyu, güzel ahlakı, affedişi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yunazzimu sufufel ma'raketi bi'asa fiyedi, elindeki asayla savaştan önce saf düzenini kuruyor, safları düzeltiyordu. Sahabelerinden bir tanesi ismi Sevet radıyallahu anhu biraz öne çıkmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindeki asayla göğsüne böyle içeri safını al. Hussaffeke ya Sevet, ya Sevet, ey Sevet safını düzelt deyince birden kükredi ya Resulallah.
Lekad evca'teni. Beni acıttın. Efendimiz baktı ona. Dedi ki, mehze tekulu ya sevedu. Ne diyorsun ya seved? Kal, müdda'yen el elem iddia ediyor. Seved, beni acıttın. Lekad evca'teni. Beni acıttın. Ve uridu anakasa minke. Senden hakkımı almak istiyorum. Kısas. Siz nasıl beni dövmüşsen ben de sizi vurmak istiyorum o asayla. Efendimiz aleyhissalatu vesselam mübarek elbisesini çıkardı. Asayı Sebat'a verdi. Huz hakkake ya Sebat. Ey al hakkını adınca. O Sebat amacı Peygamber Efendimiz'i vurmak, dövmek değil. Haşa. Bilakis eğildi. Yüzünü Peygamber Efendimiz'in açılmış mübarek bedene sürdü. Ağladı. Neden hakkını almıyorsun ya sevap diyeceğim. Mâde bike ya sevap. Ne yapıyorsun? Niye hakkını almıyorsun deyince. Fakale ya Resulallah. Lekad hadaretil ma'areke. Savaş hazır. Savaş hazır. Yani biraz sonra savaşacağız. Ve leallis usteşhedu fî sebilillah. Belki de umarım ki Allah yolunda şehit olurum. O dereceye nail olurum. Fe erettu istedim ki en yekûne ahiru ahdi bil hayati en yemusse cildeke. İstedim ki en son sizin bedeninizle bir ziyaret edeyim. Yüzümü süreyim. Allah sana ne olursa olsun. Evet.